Ramazan ayındayız, ilk cumadayız. Cuma mübarek olsun. Güzel insanlarla inşallah Ramazan ayında hep birlikte milletçe dualarımız kabul olsun. Bereketi bol, iyiliği bol, güzel bir ay geçsin inşallah. Temennimiz, duamız budur. Hoş geldiniz tekrar. Evet. Efendim yeniden seçim atmosferine girdik. Öncelikle rakibinizle başlayalım. Binali Yıldırım'ın dün bir açıklaması olmuştu. Asıl mağdur olan benim demişti. Bir de gasp edilen oyları 31 Mart'ta gasp edilen oyların hesabını 23 Haziran'da soracağız. Açıklamaları geldi. Vallahi bir daha karşılaştığınızda sorun, acaba kendi söylediklerine kendisi inanıyor mu diye. Ben inandığını düşünmüyorum. Yani neyin gaspı, ne hangi gerekçe, millet görüyor zaten. Onun için bence şu an söylediklerine kendisi de inanmıyordur. Kendisinin mağdur olduğunu iddia etmesine? Mağduriyet kavramını şöyle, belki aday olmakla mağdur olmuş olabilir. Aday olmakla mağdur olmuş olabilir. Sadece o da değil, Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuştu. Bu kişinin asıl başarısı nereye gideceği belli olmayan veri tabanını kopyalama teşebbüsüdür dedi. Bir de Büyükşehir Belediyesi'ni asılınız TC ibaresini de eleştirdi. Riyakarlık olarak eleştirdi bunu. Çünkü hem İstanbul hem Ankara'da bu değişikliğin olduğunu, CHP'nin yönettiği illerde böyle bir değişiklik olmadığını söyledi. Riyakarlık demişken, söyleyelim, Ramazan ayındayız, büyük günahlar vardır. Şirk koşmak gibi, gıybette bulunmak gibi, yalan konuşmak gibi, emek hırsızlığı yapmak gibi, çalmak gibi ve bir de iftira atmak gibi. Ben, Allah iftiradan korusun, Allah iftira edenlerden de korusun bizi, herkesi. Bu kadar söyleyeceğim. Türkiye Cumhuriyeti konusundaki hassasiyetimizi, Cumhuriyet olan bağlılığımızı, inancımızı, her yerde bunun ifade edilmesi noktasındaki çabamızı, bu yaşa kadar geldiğimiz her aşamasında verdiğimiz her mücadelede herkes biliyor. Tekrar söyleyeyim, iftiradan vazgeçsinler. İftira gerçekten çok büyük bir günah. Ramazan ayında tekrar hatırlatmış olayım. Bir başka husus, hazır bu konuya girmişken, bu işlerle uğraşıp kamuoyu meşgul etmesinler, kamuoyunu, toplumu meşgul etmesinler. 6 Mayıs'ta bir karar verdiler. Siyasi bir karardı. Kararı her aşamasında kınıyorum, her ortamda kınıyorum. Ve bir algı yarattılar. 123 sandıkta, sandık kurullarında görev alan insanların kamu görevlisi olmaması ve bu yoldan çıkarak da soruşturma açacaklarını, ilçe seçim kurullarına soruşturma açacaklarını, başkanlarına, hakimlerine, müdürlerine, hatta o sandıkta görev alanlara. Ya 4 gün geçti, soruşturma var mı, duyan var mı? Yani bir soruşturma yapılmış mı? İnsanlar ifadeye çağrılmış mı? Bu ifadelerde neler söylenmiş? Yani malum medyada bunlar çarşaf çarşaf yazılırdı, yapılmış olsaydı. Yani aldatılmasın, bu toplumu aldatmasınlar. Nerede? O 123 sandık nerede? Onun için gerçek mağduriyet, 16 milyon insanın mağduriyeti. Mağdur edilmiştir. Türkiye'de ekonomik sorunlar devam ediyor. Yani birçok problem var. İşsizlik artarak devam ediyor. İnsanlar şu mübarek Ramazan ayında evlerine yemeklerini götüremiyorlar. Böyle bir ortamda insanları seçim ortamıyla meşgul etmek, uluslararası sorunlarımız var. Böyle bir ortamda insanları yerel seçimle meşgul etmek çok ayıp, yazık, günah. Bu ülkeye 82 milyon insana, 16 milyon insana yazık. Mağduriyet edebiyatı yapanlara söyleyeyim, 16 milyon insan mağdurdur. Ama onların mağduriyetini inşallah en kısa zamanda telafi edeceğiz. Hiç kimse kuşku duymasın. Demokrasi adına, bu ülkenin demokrasisi adına, Türkiye Cumhuriyetimizin, bakın doya doya söylüyorum, Türkiye Cumhuriyetimizin, ülkemizin, milletimizin geleceği için, demokrasi için hep birlikte omuz omuza, şu an gördüğünüz gibi omuz omuza mücadelemize devam edeceğiz. Ramazan ayının başlangıcında sizin de çalışmalarınız olmuştu. Aslında en çok merak edilen de, gündeme gelen de dini yayınlar fuarıydı. Şimdi YSK'nın kararının hemen ardından yerinize gelen İstanbul Valisi yine Sultanahmet'te bu fuarın olmasına karar verdi ve eleştiriler de vardı. Siz bu fuara izin vermediniz mi? Siz o koltuktan kalktıktan sonra mı değişiklik oldu? 37 yıldır çünkü olduğu sonra. Bu da iftira. Ne yazık ki.
büyük şehrin bürokratlarına güvenerek, büyük şehrin bürokratlarına inanarak masaya çağırdık. Yani şu an vali beyin görev yaptığı bürokratlar. Ben çünkü hiçbirisini değiştirmedim. Genel sekreter yardımcıları. Yaklaşık 20 kişi toplantı yaptık. Emniyet açısından, emniyet müdürlüğünün verdiği bilgilere dayanarak, itfaiye açısından ve aynı zamanda o bölgedeki esnafın ve turizm yoğunluğu açısından Sultanahmet ve Ayasofya'nın arasında kalan o alanda kitap fuarın kurulmasını doğru bulmuyoruz dediler. Ve bu sene kurmamayı karar vermiştik dediler. O zaman siz öyle karar vermişseniz devam edin dedik. Sonra bu konu sahaya yansıtıldıktan sonra biz kişileri, ilgilileri davet ettik. Pazartesi randevumuz vardı. Pazartesi randevuya gelemeyeceklerini bildirdiler. Cuma'ya atmışlardı. Davet ettik. Yani sorun nedir? Size niçin verilmiyor? Sizin düşünceleriniz nedir? Başka bir yerle telafi edelim gerekirse. Burada böyle kaygılar var diye konuşmak için. Cuma'ya attılar. O arada da zaten malum karar alındı. Dolayısıyla bizim öyle bir derdimiz olmaz. Yani bizim öyle bir kaygımız olmaz. Arayışlarda bulunmasınlar. Boşa çıkar bütün bu arayışlar. Ben Vali Bey'e de dün çağrı yaptım. Test etmesini dilerim. Şu an çünkü orada emanetçi olarak duruyorlar. Ben seçilmiş Büyükşehir Belediye Başkanı olarak şu an buradayım. Ama orada emanetçi olarak bulunuyorlar. İstirham ediyorum, sorsunlar. Acaba o genel sekreter yardımcılar ona nasıl bilgi verdiler? Merak ediyorum sadece. Çünkü kendilerinin kaldırdıklarını söylemişlerdi. Benim kararım değildi o. Peki kandırıldığınızı düşünüyor musunuz bu durumda? Çünkü aynı yönetim bu sefer olması. Yani olabilir, olabilir. Zaten oradaki bürokraside hak etmeden orada duran, benim prensibim olan 16 milyon insana hizmet etmek değil de bir kişiye ya da bir partiye hizmeti kendine öncelik kılmış bazı insanların görev yaptığı doğrudur. Tespitlerimiz de vardır. Bunları takip ediyoruz. 24 Haziran'da döndüğümüzde gereğini yapacağız. Kuşkular olmasınlar. Başkanım, Sayın Akçulut'un bugün bir açıklaması evet. Vardı sabahleyin. Bir dakika. Yenilenecek seçimdeki oy hedefiniz nedir? Şimdi iktidar partisi 1 milyon 700 bin oy kullanmayan bir kitleyi kendine hedef olarak belirledi. Siz o kitleyi artı... Kim o 1 milyon 700 bin insan? Yani oy kullanmayan. Efendim acaba işte Kürt vatandaşlarımız Ekrem İmamoğlu'na niye oy verdi? Vesaire vesaire. Yani kişiye göre strateji. Benim kişiye göre stratejim yok. Benim yine Kürt vatandaşım benim kardeşim. Yine AK Parti'ye oy vermiş ama bana oy vermiş olan benim kardeşim. Benim stratejim 16 milyon insana göre. Oy vermemiş, vermiş hiçbirisinin önemi yok. Yani ben 16 milyon insana göre bir strateji kuruyorum. Yani Cumhuriyet Halk Partisi olarak partimiz böyle bir kampanyayı başlattı. Bu anlamda yasal serbestliği var. Tabii ben onu takip etmiyorum yani ama ilgi olduğunu görüyorum. Yani bir çocuğumuzun anneler gününe biriktirdim 30 liram vardı hesabınıza yolladım deyip bana mesaj atması ya da birçok insanın böyle katkılarla beni desteklemesi bu manevi olarak bizim için çok değerli ve önemli. Çünkü verdiğimiz süreç bir demokrasi mücadelesi, ülke adına bir mücadele. Evet bir yerel seçim ama aynı zamanda Türkiye'nin demokrasinin, seçimlerin varlığı, devam edebilirliği adına bir mücadele. O bakımdan verdiğimiz iş bir seferberlik aslında. Herkesin katkı sunması, katılım göstermesi, insanların kucaklaması benim için en değerli şey. Partimiz takip ediyordur. Destek verenlere de vermeyenlere de teşekkür ediyorum. Başkanım, sen buradan emir ol. %60'dan geliyorsun. Herkes İstanbul'a kamp kuruyorsa biz de İstanbul'a kampımızı kuracağız tabii. İzninizle ben de bir iki tabii, bir şey açıklayayım. Tabii tabii buyurun. Şimdi 2 Mart'ta Yüksek Seçim Kurulu sandık kurulu görevlerini açıkladı. Sonra kendi açıkladığı görevlileri yanlış olduğunu düşünerek seçimi iptal etti. Dolayısıyla Yüksek Seçim Kurulu seçimi iptal etmedi, kendini iptal etti. Kendi açıkladığı listeyi iptal etmek demek, kendini iptal etmek demektir. Bu yaşayacağımız seçim, yok ampulün üstüne bastı, ortasına bastı. Yok sandık kurulu görevlileri devlet memuruydu, kamu görevlisiydi. Bunların hepsi boş tartışmalar. Bunlara gerek yok. Seçimin galibi bellidir. Bu seçimde şaibe yoktur. Şaibe Yüksek Seçim Kurulu'ndadır. Şaibe yargıdadır.
Seçimin sonucunda bir şaibe yoktur. Seçimin sonucu bellidir. Şimdi neden böyle oluyor? Bir yanlışlık yoktur. Çalınan bir oy yoktur. Olan şey rant meselesidir, rant. 25 yıldır İstanbul'da, yani diyorlar ki İstanbul'u biz yiyeceğiz, kimseye vermeyiz. Biz diyoruz ki 16 milyonun olsun. Onlar diyor ki 16 bin kişinin olsun. Şimdi karar vereceğiz 23 Haziran'da. 16 bin kişinin mi olacak, 16 milyon kişinin mi olacak? Bu 16 bin kişi kim diye sorarsanız, açın akşamları televizyonları. Mevcut durumu savunanlar var ya, 15-20 kişi. İşte 16 binden o 15 kişiyi oradan düşün. Yani Türkiye'de bu yaşanan olay demokrasiden de öte paranın peşindeler. Bunu bilmenizi istiyorum. Birincisi bu. Ama neye güveniyorum? AK Partili kardeşlerime güveniyorum. Onların Ramazan ayında kul hakkı yemeyeceklerine inanıyorum. Hakkın sahibine, ülkücülere güveniyorum. CHP'ye şimdiye kadar uzak durmuş. Ama buna CHP meselesi değil. Türkiye'deki bu kötü gidişatın, kuşatılmış yargının, rant ekonomisinin işlememesini isteyen dürüst, namuslu Türk, Kürt, Alevi, Sünni, doğulu, batılı, kadın, erkek, başı açık, başı kapalı 82 milyonun buna direneceğini görüyorum, hissediyorum. Ve İstanbullulardan dileğim de şudur: özgür bir medya, bağımsız bir yargı, hukukun üstünlüğü, evrensel kurallarda insan hakları, mutlu, müreffeh bir Türkiye. Hepimizin kardeşçe yaşadığı bir Türkiye'yi kurabilmemiz için 23 Haziran'da Ekrem İmamoğlu'nu açık ara farkla seçtirmemiz lazım. Evet, teşekkür ederiz. Hepinize teşekkür ederim. Seçim kampanyası yürüteceksiniz. Seçilmiş bir belediye başkanı olarak sahada olacağınızı söylediniz. Ama herkesin de İstanbul'a kamp kurduğu bir süreçte siz nasıl bir yol izleyeceksiniz? Karşı taraftan neler bekliyorsunuz? Yani, bir de Ramazan ayındayız şimdi. İşimiz kolay. Çünkü bizim rakibimizle işimiz yok. O, bu kampanya dönemi boyunca bizim muhatabımız 16 milyon insanımız. Mevcut durumu anlatacağız. İstanbul'a nasıl bir yönetim istediğimizi anlatacağız. Kucaklaşacağız, buluşacağız. Bütün ilçeleri semt semt gezeceğiz. Güler yüzle, bu hoş sohbetle kucaklaşmanın ve iyi bir yönetimin, ahlaklı, adil, erdemli bir yönetimin İstanbul'a layık olduğunu bütün insanlara hissettireceğiz. Dediği gibi Muharrem Bey'in de, gerçekten biz insan ayırt etmeksizin, siyasi parti ayırt etmeksizin, geçmişte hangi partiye oy veriyorsa vermiş olsun, herkesin oyuna talip olan anlayışımızla kampanyamızı yöneteceğiz. İftar sofraları her gün devam edecek. Yani benim iftar sofralarım 10 yıldır halkımızın evidir. Ona devam ediyoruz. Dün Eyüp'teydik. Sadece bir gezi planlamıştım. Göreve geldikten sonra bir gelenek olarak Kıbrıs ziyareti koymuştum. Onu da yapacağım. Yarın öbür gün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeyim. Sayın Cumhurbaşkanını ziyaret edeceğim. Rahmetli Denktaş'ın mezarını ziyaret edeceğim. Oradaki şehitlerimizi ziyaret edeceğim. Pazartesi döndükten sonra yine İstanbul'un farklı ilçelerinde komşularımın, hemşehrilerimin sofralarına misafir olmaya devam edeceğim. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Başkan.